Ramazan ayının 14. günü itibariyle günlerden cuma yine gündeme dair konularda tavşan halkıyla beraber olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Malumunuz Nisan ayı toplantısını ayın ikisi itibariyle yaptık. Bu toplantının içeriğinde tavşan halkını, tavşan esnafını ve küçük sanayi esnafını birebir de ilgilendiren konular vardı. Bunları halkımızla, esnafımızla ve sanayi gruplarıyla paylaşmak üzere bu açıklamayı biraz mecbur hale getirdik. Şimdi küçük sanayi sitesi Çukurköy sınırları içerisinde yapılanmasını %97 oranında bitirdi. Dükkanlar son iki blok hariç, onların da altyapıları tamamlanma aşamasında şu anda, hemen hemen tamamlandı. Yer sahibi olan arkadaşlar yerlerinin tapularını almaya da devam ediyorlar. Altyapı ile ilgili, üst yapı ile ilgili belediye üzerine düşen görev yaptı. Son iki blok hariç, altyapısı olmayan, elektriği gitmeyen, yağmur suyu olmayan, kanalizasyon hattı olmayan hiçbir sokak veya cadde kalmadı. Hatta belediye meclisinin geçmiş dönemde, yani 2014-2019 dönemi içerisinde almış olduğu karar çerçevesinde belediye o küçük sanayi sitesinin bulunduğu alandaki dükkanların ön bahçelerine de her iki tarafı açık kalmak suretiyle 10 metrelik bir çıkma hakkı, 6'şar metrelik çıkma hakkı verilmişti. Onlar da yani arazisini, binasını büyütmek isteyen vatandaşlar tarafından birebir de yapılmaya devam ediyor. Şimdi Nisan ayındaki peki gündem maddesi neydi? Artık yani pandemi dolayısıyla gitme konusunda biraz tavizkar davranmıştık. Yani esnafımızı, küçük sanayi esnafını ve yedek parçacıları oraya gitme konusunda zorlamamıştık. Ama Nisan ayında belediye meclisinde alınan karar çerçevesinde özetle şunu diyoruz. Nisan ayından başlamak üzere Temmuz 1 dönemine kadar yani Haziran'ın sonuna kadar yukarı sanayi, yumurtacılar sanayisi ve aşağı sanayide oto tamir, elektrik, oto bakım, boya, lastikçi, yedek parçacı ne varsa yani küçük sanayi grubunda yer alan ne varsa yerlerine taşınacaklar. Nereye? Çukurköy'deki yeni sanayi sitesine taşınacaklar. Bununla ilgili belediye meclisinin alınan karar çerçevesinde gitmeyi biraz daha kolaylaştırmak amacıyla süre konusu Nisan, Mayıs, Haziran olarak 3 ay olarak verildi. Gitmemekte ısrar eden, hatta bugün kulağımıza geldiği an itibariyle hani belediye bizi gönderemez mahiyetinde bir takım söylemlerin de kulağımıza gelme durumu var. Onların farkındayız. Biz geçmişte aynen şunu söyledik. Hem üç sanayi grubunda yani yukarı sanayi, orta sanayi ve aşağı sanayide kaç adet esnafımız var, faaliyetleri nedir ondan sonra ve kullandıkları dükkanın ev sahipliği, kiracılığı, işlerine uygunluğu, ruhsatın olup olmadığı gibi durumların tespitini yaptık demiştik. O tespit üzerine son bir tespit daha yaptık. Yapacağımız konu şu, Temmuz 1 itibarıyla ben gitmiyorum diyenlerin tamamının zaten çoğu inşaat ruhsatı yönünden sıkıntılı, mevcut ruhsatlarını iptal edeceğiz. Yani çalışma ruhsatlarını iptal edeceğiz ve hani aşağı sanayi komple yeni Çukurköy sanayine gitme konusunda bizim bir talebimiz olacak bu anlamda. Ben umarım ki yeni sanayi daha bereketli, daha güzel olacak. İnşallah bu sene de orada ağaçlandırma ile ilgili çalışmaları da başlatacağız. Ve Çukurköy sanayisi tavşanların bundan sonraki noktada bir yüz akı ve o bölgede esnaf olan arkadaşlarımızın da aynı zamanda bereket kapısı olacak. Özetle diyoruz ki 2 Nisan tarihi itibarıyla 1 Temmuz'a kadar yukarı sanayi, aşağı sanayi ve orta sanayideki tüm küçük ve orta ölçekli sanayi grupları ve bunlara hizmet eden yedek parçacılar yeni yerlerine, Çukurköy'deki yerlerine taşınacaklar. Bu mecburiyettir. Son açıklamamızdır. Evet, tavşan halkı, sevgili tavşan halkı. İkinci açıklayacağımız konu da yine
Malumunuz tavşan asli mezarlığı pandemi döneminde sıra mezarlarda çok hızlı bir şekilde doldu. Yaklaşık bir senedir yeni mezarlık alanının etrafının ihatası, içerisinin dolaşım yollarının oluşturulması ve mezar alanlarının parsel haline getirilmesi ile ilgili çalışmaları nerede yapıyorduk? Subaşı Mahallesi'nde 3. etap TOKİ'nin üstünde. Yani önümüzdeki 50 senelik zamanı kapsayacak yeni bir mezar alanı şu anda 10 güne kadar hazır. Bundan hareketle Tavşan Asli Mezarı'ndaki sıra mezarlar da büyük bir ihtimalle 15 güne kadar da doluyor. 15 güne kadar doluyor. Mezarlara girdiğimiz zaman ekrem edilmiş bulvarına bakan tarafta boş bir alanımız var mı? Evet var. Şimdi ne yapıyoruz? Nisan ayının sonu itibariyle sıra mezarların tamamı yeni cenazelerde su başına gidecek. Yani su başındaki adını Tavşanlı Yaylacık mezarlığı olarak koyduğumuz yeni alana defin işlemleri başlayacak. Ne zaman? Nisan'ın sonunda. Peki mevcut mezarlık alanı olarak nasıl kalacak? Şimdi çoğu vatandaşımız dedi ki sıra mezarlarda yahut da aile mezarlarında, sıra mezarlar dedi ki bir eşime de bir tane yer, evet ayırdık. Dolmasının bir sebebi de o. Yani boşluklar var aralarda. Ailesi için yer ayırtıranlar, yeri olanlar asli mezarlıkta defin işlemine devam edecek. Aile mezarı olup da boş mezar olanlar yine asli mezarlıkta, Tavşan mezarında defin işlemine devam edecekler. Geriye kalan boş alanla ilgili de orada aile mezarlığı oluşturmak amacıyla komisyon çalışmalara başladı. Dörtlü mü, ikili mi, altılı mı, nasıl bir çalışma yapılacaksa geriye kalan boş bölüm aile mezarlığı olarak oluşturulacak parsel parsel. Daha sonra da yine plan bütçe komisyonunun belirlemiş olduğu fiyatlar üzerinden vatandaşımıza ihaleyle satılacak. Fiyat belli. Böyle. Kura çekme suretiyle fiyatı, hani fiyat artışı olmayacak, sabit fiyat. Herkes kendi yerini inşallah bir şekilde bulacak. Bunu da özetleyecek olursak, Nisan ayının sonu itibariyle sıra mezarlığında yeri olmayan vatandaşlarımız ve aile mezarlığında yeri olmayan vatandaşlarımız nasip olsa inşallah yeni oluşturmuş olduğumuz Subaşı Mahallesi'ndeki Tavşanlı Yaylacık mezarlık alanına defin işlemlerine başlayacaklar. Ben almış olduğumuz her iki kararın da hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. İnşallah bu kararlarla birlikte Tavşanlı kentsel alanda, şehirleşme anlamında farklı bir kimliğe bürünecektir diye tahmin ediyoruz. Bir üçüncü konumuz var, o da şu. Malumunuz bizim Doğu-Doğu, Bosna Hersek sınırları içerisinde kardeş bir şehrimiz var. Bu sene Ramazan'ın içerisinde ayın 21 tarihi itibariyle orada Bosnalı kardeşlerimizle 1500 kişiyi tekabül ediyor. Bir iftar yemeği vermeyle ilgili yine belediye meclisinden karar aldık. Belediye meclisindeki az sayıdaki arkadaşlar nasip olsa inşallah 20'sinde Bosna'ya gideceğiz ve 21'inde de orada akşam iftarını kardeşlerimizle beraber yapıp tekrar Türkiye sınırları içerisine döneceğiz. Ben Tavşan halkının selamlarını kardeşlerimize birebir de iletmekle yükümlüyüm. İleteceğim. Onların selamlarını da size inşallah dönüşte getirip aynen canlı canlı sizlere iletme görevini ifa etmiş olacağız. Ramazan şerifiniz mübarek olsun. Şimdi camilere dolaşıyoruz. Güzel de oluyor. Orada söylediğimiz bir konu var sadece. Olanın olmayanı borcun olduğu bir ay. Dolayısıyla mahallelerde, sokaklarda bizim bilmediğimiz, ulaşamadığımız hakikaten ihtiyaç sahibi insanlar varsa bunların belediyemize bildirilmesini talep ediyoruz. Erzak verme ve yardım etme noktasında. Şu ana kadar duyarlı vatandaşlarımız oldu. İsteler geliyor. Biz de onlara cevap vermeye çalışıyoruz. Bu vesileyle diyoruz ki mahallenizde, sokağınızda, caddenizde aynı apartman içerisinde söyleyememiş, iletememiş ama ihtiyaç sahibi kim varsa gelin söyleyin belediye, biz inşallah o erzak yardımını kendilerine yapalım. Hatta evinde yemek pişmesi mümkün olmayan, yapamayan, gerçekten gariban, ihtiyaç sahibi insanlar varsa Ramazan boyunca da haşevinden onlara sahurda ve iftarda sıcak yemeği götürme imkanına sahip olalım diyorum. Bu konuda bize yardımınızı beklediğimi ifade ediyorum. Hayırlı Ramazanlar, şimdiden hayırlı kadimler diliyorum. Sağ olun, var olun.